Nasıl buldunuz performansı? Çılgın. Teşekkürler. Şahane buldum ben. Çok beğendim. Çok güzel dans ediyor. Acayip güzel bir vücudu var. Girdiğinden beri bir model gibi yürüdü. O yüzden belki bir model ya da modellik geçmişi olabileceğini düşünüyorum. Güzelliği yani bana öyle düşündürttü. Ben de model olabileceğini düşündüm. Çok güzel bir vücudu var. Kostüm zaten öyle, onu da öne çıkaran bir kostüm. Kul giymek yürek ister. Buna her zaman söyleriz. Siz tanışıyorsunuz galiba önceden. Öyle tabii mi? Tabii biz tamam. Geyikle ormanda tanıştık. Tabii ki ben de tanımıyorum Alican'cığım. Ama yani görüyorum. Sen ne görüyorsun Doğu? Bence oyuncu olması da muhtemel gibi. Hani sesini çok iyi kullandığından dolayı. Evet, sesi de çok güzeldi. İpuçların size ne çağrıştırdı? Hadi şimdi onu konuşalım. Gelin bak şunu mantıklı... Hayvanları ve doğayı seven biri, bu net. Evet. Alican abi itiraz olun. Abi bence... bunu konuşalım. Aramızda bir konsensus çocuklar. Şimdi böyle olmaz. Bize bir dakika verin ya. Sen ne yazdın oraya? Pişmaniye. Aa, olabilir biliyor musun? Ha, pişmaniye gördüm. Acaba sahte ipucu mu diye düşündük. Temkoyen nasıl ya bana şeyi çağrıştırdı bu ipuçları. Hani bir tane okula kalbi vurdu ya. Evet. Metagazos. Romantik ha. Komedi mi acaba? Yani evet, romantik mesela, komedi romantik mi oynadı komedi mesela? Mi? Bana da oyuncu gibi geldi. Evet. Romantik komedi dediğimi bilmen lazım artık sen de be. Benim mi? Evet. Doğru bilmem lazım. Hepinizin tahminini aldıktan sonra ben de bir tahminde bulunacağım. Dayanamayacağım vallahi. Önce sen başlasan. O zaman sen başla abi. Gözün ne yazık sen. Ki beni sunucu yaptılar, ne dedektif yaptılar, ne yarışmacı yaptılar. O yüzden kusura bakmayın. Mesaj at cepten, özelden. Yerinden memnun değil gibisin. Fıstık gibi takımlar giyip dolaşıyorsun orada. Seni kıskanıyor o da. Peki o zaman şeye geçelim. Alican, üçünüz adına bir soru sorar mısın? Sevgili Geyik. Bize en yakın ünlü arkadaşının ismini söyler misin? Herkese merhaba. Ha? Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ha, merhaba. Herkese. Burada konuşmak için bekliyorum 2 saattir. Çok güzel görünüyorsunuz Doğu Bey. Sağ olun. Eda Hanım harikasınız. Teşekkürler. Alican Bey merhabalar. En yakın arkadaşımın adı... Kuzgun olabilir. Ayna olabilir. Ha. Bu ormanda çünkü hepimiz arkadaşız. Evet, cevabı aldık. Buyurun bakalım. Aa, isim vermedi ama bize. Ama az önceki Kuzgun de zaten... Kuzgun ve Ayna böyle dedi. Bu ama bu... Ama bize bir ünlü ismi söylemeyecek mi? Burada dedektiflere komplo kurulmuş programda. Bayağı evet. Öyle gibi abi. Arkadaşlar siz bizi çözemeyelim diye mi? Bu mudur? Herkes futbolcudur. Arkadaşınız diyoruz, Kuzgun diyorlar. Arkadaşlar o zaman onu tuzağa düşürecek soruyu sormayın. Normal bir soru sorun. Çok güzeldi o zaman. Ben konuşmasından kim olduğunu buldum. Atma. Peki tahminlere geçiyoruz. Tahminlere mi geçtik? Evet. Ben Bahar... Doğu senden başlıyoruz. Evet ben de onu diyecektim ya. Bahar Candan diyoruz biz. Bahar Candan. Ben de öyle diyecektim. Doğu da Bahar Candan dedi. Ben Bahar Candan demeyeceğim. Evet. Bahar Candan ablası değil bence. Ablası var onu söyle. Ne? Ablası vardı ama. Ha. O gülüyor oradan da içinde. Bak bak diyaframını görüyorum, batıp batıp çıkan diyaframını. Tamam, evet, konuşmasından hem model biraz... hem oyuncu kızlardan birini söyle o zaman. Abi Sedef Avcı orada, ben Sedef Avcı gördüm. Çok Sedef Avcı gibiydi. Ha. Sedef Avcı geldi. Hadi bu seferlik yani, ben de tahminde bulunuyorum. Fiziksel olarak ben şey yaptım. Sen de mi? Ben dans etme şekli falan filan. Bence olarak. Demet Özdemir olabilir. Demet Özdemir daha net konuşuyor ama. Hani düz konuşuyor. Mikrofonla sesini değiştirdik. Yok, burada daha yeni nesil bir konuşma tarzı var. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir?